Bu konuşmayı yapmak benim için çok zor. Birincisi, duruşma salonları dışında konuşma yapmaya pek alışık değilim. İkincisi, bu yargılama süreci devam ederken Uğur benim kardeşim oldu, ailesi benim ailem oldu. Çok zorlu bir süreçti. Size Uğur'un bu noktada vurulduğu sırada sokaktaki koşulları bir parça anlatabilirim. Biz bunu duruşma salonunda çok tartıştık ama ne kadar gündem oldu bilmiyorum. O polis memuru Uğur'u vurmadan önce burada zırhlı bir araçtaydı ve burada gösteriler devam ediyordu. Zırhlı aracın içerisinde elinde bir FN silahı vardı. Yani boyalı topla ateş etme imkanı vardı. Göstericileri işaretleme imkanı vardı. Ve o zırhlı aracın içerisinde çok sayıda gaz bombası vardı. O polis memuru 5 yıldır polislik yapıyordu. Silah kullanma eğitimi almıştı. FN silahı kullanma eğitimi almıştı. Ve Ocak ayından Mayıs ayına kadar Ok Meydanı'nda çalışıyordu. Bu bölgede çalışıyordu. Zırhlı araç içerisinde görev yapıyordu. Burada cemevi olduğunu çok iyi biliyordu. Bu mahalleye çok hakimdi. O gün olaylar başladıktan sonra şu köşede, yokuşun yukarısında, bu cemevini çok iyi görebilecek bir noktada araca molotof kokteyl geldikten sonra araçtan indi. Elinde silahı yoktu. FN silahını zırhlı aracın içerisine atmıştı. Elinde silah yoktu. Diğer polis memurları da indi. Sonra Sezgin Korkmaz, yani sanık polis memuru, zırhlı araca geri döndü. Beylik tabancasını, yani ölümcül etkiye sahip silahını aldı. Bir tek o bunu yaptı ve aşağıya doğru hedef aldı. O sırada gösterici kaçıyordu. Şu sokaktan dönecekti ve görüş açısından çıkacaktı. Burada 30 kişilik bir kalabalık vardı. Esma Ceylan hanımefendinin cenazesi vardı. Kalabalığı görüyordu ve yukarıdan gelen yaya polislerden ekip başkanı sıkma diye bağırdı. 5 defa sıkma, 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 sıkma. Ama Sezgin Korkmaz ne yaptı? Cem evine doğru hedef aldı ve silahını ateşledi. Uğur başından vuruldu. Uğur'u kaybettik. Adalet mücadelemiz devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum. Yargılamanın ilk aşamasında duruşma savcısı olası kasttan 25 yılla cezalandırılmasını istedi sanık polis memurunun. Heyet görüntüleri hiç izlememişti. Olay anına ilişkin görüntüler mevcut dosyada. Heyetten görüntüleri izlemesini talep ettik. Heyet görüntülerin izlenmesi talebimizi reddetti. Ve şurada yazan ödül gibi 12.100 liralık para cezasını, adli para cezasını verdi. Günlüğü 20 liradan. Onu da 10 taksite böldü. Sanık polis memuru iyi hal indirimi yararlandı. Biz tabii ki istinafa gittik, Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. İhlal kararından sonra mahkeme yeniden yargılama yapmayı kabul etmedi. İtiraz ettik. Zorla yeniden yargılama kararı verildi. Ve görüntüler hiç izlenmeden 2 yıl 6 aylık hapis cezası verildi. Bu cezanın yatarı yok. Bugüne kadar hiç hapis yatmadı, bir gün gözaltında kalmadı. Adalet arayışımız devam ediyor.